Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu tarihi günlerinden bir tanesini yaşıyor. Göztepe 2 yılın ardından yeniden Süper Lig'e çıkan Eyüpspor'un ardından ikinci olarak ve en yakın rakibine 10 puan fark atarak Süper Lig'de. Tabii ki 2 yıldır geçtiğimiz yılda özellikle playoff'ta kaybetmişti. Bu yıl özellikle ligin ikinci yarısından sonra Stoichkov'un gelmesiyle birlikte çok büyük ivme kazandırdı. İşte Göztepe'li taraftarlar ligin 32. haftasında şampiyonluk yaşamanın sevincini yaşıyorlar. İşte küçük minik Göztepe'liler, işte stadyumu dolduran 20 bine yakın Göztepe'li ki sahil bulvarında da yaklaşık 6-7 bin kişilik stada giremeyen grupla birlikte onlar da dışarıdan dev ekrandan maçı izlediler. İşte Göztepe'li taraftarlar işte o haklı sevinci yaşıyorlar. 2 yıldır bekliyorlardı bunu ve şu anda işte gördüğünüz gibi Göztepe'li taraftarlar Gürsel Aksel Stadyumu'ndan yavaş yavaş çıkıyorlar. İşte son Bodrum maçından sonra da şampiyonluk kutlaması yapılacak Gürsel Aksel Stadyumu'nda. Ancak işte stadyumdan çıkan vatandaşlar Göztepe sahiline doğru yavaş yavaş ilerliyorlar. Evet, seyirciler, Göztepe taraftarı bütün sezon boyunca hem deplasmanda hem iç sahada kendi sahasında takımlarını sonuna kadar desteklediler ve ligin bitimine 2 hafta kala en yakın rakibi Ahlatçı Çorum Futbol Kulübü'ne 10 puan fark attı. 77. dakikada Fırat Can ve uzatma dakikalarında Lundqvist'in attığı 2 golle ligi ikinci sırada en yakın rakibine 10 puan fark atarak Süper Lig'e çıkan ikinci takım oldu ve bunu da işte Göztepe'li taraftarlar bu haklı gururu, mutluluğu yaşıyorlar. Evet, toparlayacak olursak Göztepe 2 yılın ardından 2017'de çıkmıştı Süper Lig'e, 5 yılın ardından 2017'de düşmüştü 2 yıl önce ligden ve 2 yıl aradan sonra 32. haftada ligin ikinci sırada çıkan takım olarak Eyüpspor'un ardından Süper Lig'e çıkan ikinci takım oldu ve Göztepe'li taraftarlar da bunun mutluluğunu yaşıyorlar diyelim. Söz tekrar İstanbul'a bırakalım.